başlatalım. Değerli arkadaşlar, bu hafta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencilerine verilen hastanelerde deprem riskinin azaltılması isimli FEMA standartlı dersimizin son haftasına geldik. Son haftamızın onur konuğu İstanbul'da dünya çapında ödüllere layık görülen depreme karşı yeniden güçlendirme çalışmaları ve projeleriyle yeniden yapılan hastanelerin yapılmasında emeği geçen direktör olarak, bir inşaat mühendisi olarak başında bulunan Kazım Gökhan Ergin Bey aramızda. Kendilerini ayırdığı zaman ve öğrencilerimiz için vereceği bilgiler için şimdiden teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısa olarak öğrencilerimiz sizleri tanımak ister sizin ağzınızdan. Kısaca bir sizi tanımak isteriz. Buyurun Sayın Direktör. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün davet ettiğiniz için, böyle bir programa öğrencilerle bizi buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Benim isim Kazım Gökhan Ergin, 1975 doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Elazığ'da tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden 1998 yılında mezun oldum. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde işletme masterı yaptım. Doktora öğrenim devam ediyor ama tamamlayamadım henüz maalesef. Çok iş yoğunluğundan ötürü. Aslında akademik çalışmaların da ben çok önemli olduğunu, insanı çok geliştiren bir önemli merhale olduğunu biliyorum. O yüzden de çok değer veriyorum. Ben şu an başında bulunduğum İstanbul Valiliğine bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Biriminde de arkadaşlarımı akademik çalışma yapmaları için aslında teşvik ediyoruz. Burada da masterlı, doktoralı arkadaşlarımız, devam eden arkadaşlarımız var. Ben 98 yılında inşaat mühendisliğinden mezun olduktan sonra 2 yıl özel sektörde İstanbul-İzmir Devlet Hastanelerinin güçlendirme projelerini yapan firmada proje mühendisi olarak görev yaptım. 2 yıl orada çalıştıktan sonra 99'da çok büyük Marmara'da 2 tane deprem yaşadık ve Başbakanlık Proje Uygulama Biriminde kurumsal geliştirme adı altında yeni bir birim kuruldu. Ben orada koordinatör olarak 2000 yılında göreve başladım ve 2005'in sonuna kadar görev yaptım. Şu an yürütmekte olduğum İstanbul Proje Koordinasyon Birimi direktörlüğüne de 2006 yılının Şubat ayında başladım ve 15. yılımızı tamamladık çok şükür İstanbul'da. İstanbul'un depreme hazırlık projelerini yaparak, İSME projesini uygulayarak. Şimdi ben onun hem bir felsefesini, nereden başladık, nasıl yaptık, özellikle hastane alanlarını söylemiştiniz. Genel bir bilgi verdikten sonra da İstanbul'daki hastanelerin durumuyla ilgili sizinle, arkadaşlarla bilgi paylaşacağım. Teşekkür ederiz Sayın Direktörüm. Sunum için bizler hazırız, sizler de hazırsanız sunuma geçebiliriz. Evet hocam. Sunumu hemen paylaşıyorum. Hocam görülüyor mu sunumumuz? Geldi, evet. Buyurun. Evet. Hocam, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi olarak 2006 yılından beri uyguladığımız projenin ismi İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, kısa adıyla İSME Projesi. Evet. Bunu şey yapacağız. Şu an paylaşmada bir sıkıntı olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Bir daha deniyoruz. Ekranda görüyoruz. Evet. Şimdi görünüyor değil mi hocam? Geçti. Şimdi göremiyoruz. Az önce görüyorduk. Şimdi görünmüyor. Allah Allah. İstiyorsanız Cansu arkadaşımız yardımcı olsun Sayın Direktörüm. Bir daha deneyelim hocam. Eğer sıkıntı olursa Cansu arkadaşımızdan yardım isteriz. Tamam. Şu an göründü mü hocam? Bakıyorum. Evet, gözüküyor. Evet. Evet. Şimdi hocam, biz biliyorsunuz bir deprem ülkesiyiz. Bu fotoğraflar 99 depreminden sonra hemen çekilmiş fotoğraflar. Tam ekran yapabilir miyim Sayın Direktörüm? Tam ekran. Tabii. Tam ekran. Aşağıdan, çünkü tam ekran gözükmüyor.
Şimdi oldu mu? Yok. Olmadı ama bu şekilde devam edelim. Sorun yok. Tam ekran almadı ama içini gösteriyor. Bu şekilde devam edelim. Evet. Bunlar depremden sonra çekilen fotoğraflar. İşte bir 5 metre atım yapan bir demir yolunu görüyorsunuz. Onun hemen yanında yine bir köprü. Adapazarı mevkinde çöken bir köprü. Ankara İstanbul arasında ulaşım kesilmişti. Şu an acaba ikinci sayfaya da mı gelemedik? Geçmedi Sayın Müdürüm. Çünkü tam ekran yapmadığınız için slide değiştirmiyor. Evet. Bir daha deniyoruz. Bazen böyle teknolojinin azizlikleri oluyor yani. Evet, bu MS Teams garip bir program. Biz genelde Zoom üzerinden yapıyoruz. Evet. Biz yabancısıyız bunun. Evet. Tamam, oraya dokunduğunuzda tam ekran yapıyor. Ama yapmıyor şeyde genelde herhalde, değil mi? Yapmıyor mu şu anda? O zaman Cansu hocamdan yardım evet, Cansu insana düştü. Hayır. Bir Cansu olarak bize yardım et. Evet. Direktörüm bunu Cansu bulamayacak. Size şeye düştük. Yardımınıza ihtiyacımız var. Daha şu an hocam Cansu. Oldu mu? Harika oldu, tamam. Evet. Tamam. Direktörüm ne yapalım? Baştan mı alalım yoksa? Yok, hemen şuradan başlıyorum. Depremler ülkemizin bir gerçeği. Burada 99 depreminden sonra çekilen fotoğrafları görüyorsunuz. Demir yolu 5 metre atım yapmış hemen Gölcük mevkinde. İşte demir yolu ulaşımı sıkıntıya uğradı. Hemen ardından işte çöken bir köprü Adapazarı mevkinde TEM otobanı üzerinde. Yine Ankara İstanbul otobanı ulaşıma kapandı. İşte biz depremden sonra ikinci afetler de oluyor diyoruz. Bunun en iyi örneği Tüpraş yangını. Aslında deprem oldu. Belki yıkılan binadan ziyade oranın yangın çıkması orada ve üretim kapasitesinin düşmesi ve 6 ay üretim yapamaması gibi sorunlarla karşılaştık. Hemen bir sonrasında da zaten işte yine Sakarya, Kocaeli mevkinde çok sık rastladığımız çöken binalar. Bir sonrakine geçebiliriz. Direktörüm, kameranız kapalı olduğu için yüzünüzü göremiyorlar. Yalnızca resmi görüyorlar. Kameranızı açarsanız hiç olmazsa siz de görebilirler. Evet. Tamam, görüyorlar şimdi herhalde. Tamam. Sel ve taşkınlar da diğer afetler ve bu da çok sıklıkla yaşadığımız artık bir doğal afet olayı oldu Türkiye'de. Neden? İşte altyapımız yetersiz. Şehirleşme çok yüksek oranda. Şehirlerimiz çok büyüdü. Ama altyapımız o denli rehabilite olamadı veya ona denli gelişmedi. Dolayısıyla işte bir baktığımızda İstanbul'da denizle sel suyunun birleştiği lokasyonlar oluyor. En alt sağ köşede de yine 2009'da yine 30'a yakın vatandaşımızı kaybettiğimiz Basın Ekspres'teki sel felaketi, onu da göstermiş olalım. Bir sonrakine geçelim Cansu Hanım. Toprak kayması, daha sonraki yangınlar, bir sonrakine geçelim. Diğer tip afetler bizim Türkiye'de yaşadığımız. Toplam can kaybının ama doğal afetlerden dolayı %97.1'ini biz depremlerden dolayı yaşıyoruz. Dolayısıyla biz şunu diyebiliriz ki depremler Türkiye'nin başına gelen veya Türkiye'nin karşılaştığı en büyük doğal afet sorunu diyebiliriz. Bir sonrakine geçelim.
Aslında sürdürülebilir kalkınmanın afetli imtihanı diyoruz. İşte yeşil olan, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin her depremde veya her afette yaşadığı ekonomik olumsuzlukları gösteren bir grafik bu. Mor olan ise aslında gelişmiş olan ülkelerin deprem veya afetten sonra kendilerinin önlem alarak gelişmişliğine devam ediyorlar. Yıllar geçtikçe afetlerin olumsuz etkisini görebiliyorsunuz. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri afetler çok olumsuz şekilde etkilemekte. Bir sonrakine geçelim. '99 depreminde Gölcük merkezli Kocaeli'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem. Daha sonra Kasım ayında da yine 99 yılının Düzce'de 7.2 büyüklüğünde iki deprem biz yaşadık. Ve 18 bin can kaybı oldu yaklaşık. İşte 113 bin tamamen yıkılan binalar, konutlar vardı. Evini terk etmek zorunda kalan 675 bin dolayında insan vardı. Ve 10-15 milyar Amerikan doları da doğrudan ekonomik kayba yol açtı. Bir sonrakine geçelim. Ve biz bazı dersler çıkardık. Bunlar neler? İşte iletişimde haberleşme sağlanamadı. Özellikle ilk 48 saat bütün telefonlar kullanım dışı kaldı. Cep telefonları dahi çalışamadı. Birçok kayıp ve problemler yaşadık ki kamu binaları ve altyapı da buna dahil. Çünkü neden? Standart dışı binalarımız ve altyapımız vardı. Afete duyarsız gelişmiştik. Yönetmelikler tam olarak uygulanamamıştı. İnşaatlar uygun denetlenememişti vesaire. İlk yardım kurtarmada da arama kurtarma faaliyetleri organize ve koordineli olamamıştı. Etkinlik ve verimliliği engelleyen bir bürokrasimiz vardı. Lojistik yetersizlik gördük. Gönüllü faaliyetler amatör ve organizasyonsuz olarak afetlere müdahale etmeye çalıştı. Dediğim gibi ekonomik etki de 10-15 milyar Amerikan doları doğrudan ekonomik kayıp o günkü Türkiye'nin gayri safi hasılasının %5 ila 7'sine tekabül ediyordu. Bir sonrakine geçelim. Ve biz Türkiye'de bir politika değişikliğine aslında gittik. Eskiden sadece kader diyorduk. Kader derken işte tabii ki ne zaman nerede olacağını yine bilemiyoruz. Bu sizin kaderiniz ama biz bir sürü araştırma ve etüt yaptık. Artık fay hattının nereden geçeceğini, o fay hattının ne kadarlık deprem üreteceğini biliyoruz. İşte sel alanının nerede olduğunu, işte 100 yıllık, 250 yıllık yağış olursa nerelerin sel alanı olacağını da biliyoruz. O zaman bu sizin artık kaderiniz olmaktan çıkıyor. Artık uygunsuz ve bilinen gerçeklere göre siz binanızı, yerleşiminizi yapmamışsanız bu artık sizin tercihiniz oluyor maalesef. Ben daha önce başbakanlıktayken de çalışırken Adana depremi, işte Marmara depreminde ve diğer depremlerde reaksiyoner olarak gittik orada yeni konutlar, yeni okul, yeni hastane yaptık, reaksiyonerdik. Ama İSMEP'te şu an biz proaktifiz İstanbul'da. Zarar telafisinden zarar azaltmaya geçmeye çalışıyoruz. Tahmin et ve önle prensibiyle kriz yönetiminden risk yönetimine geçerek bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir gelişmeye doğru yol almak istiyoruz. Geçelim burayı da. Aslında devletimiz kalkınma planlarında da afet sonrası da yara sarmak yerine önlem ve risk azalt stratejisini benimsemiş durumda. Geçelim burayı da. Ve bunun ilk adımı da İstanbul diyoruz. Neden? 15 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehri, kilometre kare başına 2764 kişiyle Türkiye'nin en yoğun ili ve turizm, ticaret ve sanayisiyle Türkiye'nin merkezi, Türkiye'nin gayri safi hasılası dağılımına göre İşte yaklaşık %31'e çıktı bu katkı ile yapan lider ile. Dünyadaki en yüksek deprem riskine sahip 3 şehirden biri diyoruz. Ve böyle bir, Allah korusun, böyle büyük bir deprem olursa faturası 90-120 milyar dolar arası deniyor Swiss-Re'nin çalışmasına göre. Ve İstanbul'daki binalarında %15 aşağı yukarı risk altında diyebiliyoruz. Devam edelim. İşte bunları bilerek İstanbul'da valinin altında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kuruldu 2006 yılında ve 2.3 milyar euro, bura eski kalmış bu sayfamız, 2.3 milyar euroya ulaşan bir bütçemiz var.
uluslararası bankalarla çalışıyoruz. İşte Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi farklı 7 bankayla çalışıyoruz. Buraya da geçelim. İPKB'yi nasıl tanımlıyoruz hocam? İPKB İstanbul Valiliği altında genel bütçe dışı uluslararası kredi kuruluşları fonlarını kullanan, deprem hazırlık çalışmalarını ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yürüten bir ihtisas birimiyiz hocam biz. Evet. Evet, devam edelim. Ve 3 tane ana bileşenimiz var. Birinci bileşenimiz acil durum hazırlık kapasitesinin artırılması. Öncelikli kamu binaları için sismik riskin azaltılması, imar ve yapı mevzuatının etkin uygulanması. Buradan kısaca bahsetmek gerekirse burada 25'e yakın kamu kurumuyla beraber biz çalışma gerçekleştirdik. Özellikle ilk bileşenimiz bizim acil durum hazırlık kapasitesinin artırılmasında AFAD, ilk müdahaleci kurumlar, Kandilli Rasathanesi, Türk Kızılay'ı, Sağlık Bakanlığı UMKE Teşkilatı gibi kuruluşlarla onların hem arama kurtarma ekiplerinin ekipman ve tesisat alımını destekledik. Afet eğitim merkezi yaptık. Hastal ve Akfırat'ta 2 tane komuta kontrol merkezi yaparak bunların haberleşme sistemlerini alternatif haberleşme sistemleriyle beraber yaparak afet sonrası kesintisiz bir haberleşmenin sağlanması için yatırımlarımızı tamamladık. Ve bizim yaptığımız çalışmalardan sonra İşte bizim kuruluşlar, özellikle AFAD'ın ağır arama kurtarma ekibi Birleşmiş Milletler'in İnsarhak sertifikasını aldı. Bu sertifikayla birlikte dünyanın her neresinde bir deprem veya afet olursa bizim arama kurtarma ekiplerimiz giderek orada Birleşmiş Milletler'in çok rahat koordinatörlüğünü yapıyor vaziyete geldiler. İmar yapı mevzuatının etkin uygulanmasında da pilot belediyelerle, özellikle Bağcılar ve Pendik pilot belediyesiyle bütün arşiv sistemlerini dijital hale getirdik ve kağıda attık orada hocam. Tamamen ruhsat verme süreçleri dijital hale getirildi. Mimarlar, mühendisler veya ilgili müteahhitler, müşavirler tamamen dijital ortamda ruhsat başvurusunu yapabiliyorlar. Ve şeffaf olmayan, raporlanamayan bir süreci biz raporlanabilir duruma getirdik. 3 ay, 5 ayların konuşulduğu ruhsat verme süreçleri tamamen dijital ortamda artık 10 günün altına indi. Bu da bir başarı hikayesi ve burada yapılan çalışmalar İstanbul'un diğer belediyelerine de örnek şamil oldu. Ve diğer belediyeler de buradaki uygulamalara kendi belediyelerinde benzerlerini uygulamaya başladılar. Ben özellikle bugün bir sonraki slayta geçersek, sağlık yapıları olduğu için konumuz, özellikle onun özelinde neler yaptık İSMEH projesinde, onları sizle paylaşacağım. Ama ona geçmeden önce biz bir genel çerçeve verecek olursak, biz İstanbul'da 1233 kamu kampüsünde 1519 kamu binasını ya güçlendirdik ya da yeniden yaptık. Buradaki kararımızı da şuna göre veriyoruz. Eğer güçlendirme ve onarım maliyetimiz %40'ı aşıyorsa yıkıp yeniden yapım kararı alıyoruz. Özellikle hocam 99 öncesi okullarda 895 binanın güçlendirmesini tamamladık. 391 binanın ise yıkıp yeniden yapımını gerçekleştirdik. Bu hakikaten dünyada da yani çok büyük bir program. Yaklaşık 1285-86 binaya tekabül ediyor. 1.7 milyon öğrenci ve öğretmen güvenli okullarda eğitim görüyor. Dünyada da çok bilinen, hakikaten diğer afet riski, deprem riski olan ülkelere de örnek gösterilen bir proje durumuna geldi. Bizim ne kadar okul kaldı derseniz, bizim 99 öncesi yapılan yaklaşık 86 tane okulumuzu da önümüzdeki 2 yılda bitirerek bütün 99 öncesi yapılan okullarımızı bitirme hedefine ulaşacağız. Yine kamuya bağlı, kredi yurtlara bağlı yurtlarımızın %100'ünü tamamladık. Ya güçlendirdik ya yeniden yaptık. Yine sosyal hizmet binaları, idari binalar ve polikliniklerle ilgili de çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Hastanelerde ise
12 hastane ve 59 poliklinikte güçlendirme çalışmaları bitti. Bu 516 bin metrekare inşaat alanı ve 2591 yatak kapasitesi sağladı bize. Yeniden yapımda da 6 hastane ve 2 polikliniğinin yeniden yapımını tamamladık. Bu da 1 milyon metrekare inşaat alanı ve 4517 yatak kapasitesi bize sağladı. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Özellikle hocam bu başlayacak olursak sağlık yatırımlarına 2016 yılında yaptığımız, daha doğrusu 2016 Nisan ayında açtığımız Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi. 100 bin metrekare kapalı alan, 477 yatak kapasitesine sahip. Bir sonrakine geçebiliriz. Evet, bu genel bir görünüş. Aslında yukarıdan baktığınızda bu gebe bir kadının fotoğrafı gibi. Yani işte o renkli kısım karnı, diğeri vücudu gibi tasarlandı. Ve renkli olması da işte çocuk hastanesi olması dolayısıyla da renkli bir tasarımla yapıldı bu hastane. Çok sayıda burada kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veriyor. Evet. Dolayısıyla hani bu alanda önemli bir boşluğu tamamlıyor. Devam edelim. Ses kesildi Sayın Direktörüm. Allah. Bir şey tamam. Geldi mi şu an? Tamam, geldi. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, hasta eski ismi Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. Orayı İstanbul'da herkes bilir. Aşağı yukarı 259 bin metrekare, 1099 yatak kapasitesi burada oluşturuyoruz. Ve LEED Gold adayı olan bir hastane. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Orada biraz gösterelim hastaneyi. Şimdi bu öndeki sarı kısım ve küçük katlı kısımlar eski binalarımız bizim Ok Meydanı'nda. Buraları biz tabii ki hizmeti burada aksatamazdık. Çünkü çok büyük hasta sayıları var, ameliyat sayıları var, acil sayıları var. Dolayısıyla İstanbul'un en önemli hastanelerinden biri olduğu için buraya özel bir planlama yaptık. Buranın projesini biz neredeyse 3 yıla yakın zaman zarfında hem Sağlık Bakanlığı, hem Sağlık Müdürlüğü, Hastane İdaresi, klinik şeflerine kadar 30'dan fazla toplantı yaparak burayı biz planladık. İyi bir proje, iyi bir planlamadan başlar mantığıyla başladık. Özellikle hastane kapasitesini belirleyen sağlıkla ilgili mühendislerimiz, mimarlarımız çok titiz bir çalışma yaptılar. Ve burayı iki fazlı olacak şekilde planladık. Biz 259 bin metrekarenin 180 bin metrekaresini o eski binanın arka tarafında şu an tamamlayıp Mart ayında da, geçen sene Mart ayında da hizmete açtık. Şu an görüyorsunuz 5 tane blok var orada. Ve arada helikopter pisti var. Helikopter pistinin arkasında da altında da bir gri duvar var. O gri duvar geçici olarak, evet orası. Cansu Hanım çok iyi tespit ediyorsunuz, çok güzel. Ve orası yıkılıp ikinci etabı yapacağız. Yani ikinci etapta iki kulemizi daha yapınca ön tarafı yıkıp o gri duvarı da geçici duvarı da kaldırmış olacağız. Ve ön taraftaki o sarı bina ve diğer kısmın yıkımına da biz Haziran ayında başlıyoruz inşallah. Temmuz ayında da ikinci faz çalışmalarımız başlayacak. Devam edelim. Bu da bir görünüş. Buraları hızlı hızlı geçebiliriz. Bunlar izolatörler. Burada durabiliriz. Biz özellikle şimdi göstereceğim 3 hastanede, işte Ok Meydanı, Kartal ve Göztepe hastanelerinde temel seviyesinde sismik izolatörler kullandık. Sismik izolatörler bize deprem anı ve sonrasında da bu hastanelerin operasyonda kalmasını sağlayacak. Ve bizim afet acil durum planlarımızda bu hastanelerimiz direnç hastanesi görevini yapacak. Yani hastalar buraya gelip ilk tedavisi yapıldıktan sonra dağıtılacaklar. Çevre illere veya yakın yerlere diyelim.
Sismik izolatör bize hocam yapının düzenli bir deplasman yapmasını sağlıyor ve yaklaşık da belki de işte %10-15 mertebesinde bir deplasman yapacak normal şart dışında. Dolayısıyla bu çok özellikli kullandığımız bir sismik izolatör modeli. Devam edelim. Burası ana girişimiz. Devam edelim. Yatak odalarımız. Yine başka bir görüntümüz. Devam edelim. Bu da Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanemiz. 303 bin metrekare, 1105 yatak kapasiteli. Bu hastanemizde biz geçen yıl hizmete aldık. Covid döneminde de çok kullanıldı bu hastanemiz ve Ok Meydan Hastanemiz. İstanbullulara şifa dağıttı. Hemen sağ tarafında eski binalar var. Şu an onu göremezsiniz. Orası yıkıldı. Sağ tarafındaki bina, evet, o gösterdiğiniz yerler. Onlar hepsi yıkıldı. Şimdi ikinci etabında da 150 yataklı bir onkoloji hastanesi yapmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Yine devam edelim. Yavaş yavaş böyle geçebilirsiniz slaytları. İçinden görüntüler. Yine iç mekan görüntülerimiz, polikliniklerimiz, ameliyathanelerimiz. Yine polikliniklerimizden, evet, görüntüler. Evet, iç mekanlar, bankolar, ana girişimiz, konferans salonumuz ve dünyanın ilk ve tek LEED Gold ve Edge sertifikalı sağlık yapısı diyoruz. Hakikaten biz risk bir fırsattır aslında diyoruz. Bunu yeniden yaparken biz şunu biliyoruz ki bu bina artık önümüzdeki 100 yılda İstanbullulara hizmet verecek. Dolayısıyla biz sismik izolatör sistemiyle bütün önlemlerimizi, yapısal olmayan elemanlarımızı, önlemlerimizi alarak depreme güvenli hale getirdiğimiz kadar sürdürülebilir, gelecek neslin enerjisini kullanacağı malzemeler riske atmadan sürdürülebilirlik kapsamında da bu hastaneden enerji tasarruflu yeşil bina olmasına da çok önem verdik. Ve dolayısıyla işte LEED Gold sertifikası alarak ve Dünya Bankası'nın da sürdürülebilir hastane binasında el sertifikasını alarak dünyadaki bir ilki başardık. Devam edelim. İşte bunlar da sertifikalarımız. Dünya Bankası'nın verdiği el sertifikası. Yine enstitünün verdiği LEED Gold sertifikası. Bu da Göztepe Hastanemiz. Evet. Burası da yine Ok Meydanı'nın bir benzeri, Anadolu yakasında 259 bin metrekare, 1188 yatak kapasiteli. Devam edelim. Burada da şu an eski binaların yıkım işine başlamak üzereyiz. Biraz eski binaların yıkım işi COVID döneminde yavaş kaldı. Çünkü hem eski hastaneyi hem yeni hastaneyi kullanmak zorunda kaldık. Ama şu an artık bu yaz burayı da yıkıp ikinci fazına başlayacağız. Devam edelim. Evet, devam edelim. Helikopter pistinden de acile hasta indirebiliyoruz. Burada Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanemiz 113 metrekare 750 bin yatak. Burayı da geçen yıl hizmete soktuk. Ve pandemi döneminde burada pandemi hastanesi olarak çok etkin bir rol aldı. Devam edelim. Buranın bir özelliği de dünyanın en büyük izolatörle güçlendirme yapılan hastane binası olması. Buradaki kolonları, perde duvarları tek tek keserek sismik izolatör yerleştirdik. Devam edelim. Cansu Hanım, en solda en üsttekine bir basabilir misiniz? Üzerine. İşleyecek mi? Buraya modellemeleri koyduk hocam. İki yönde, X ve Y yönünde. Aslında üzerine basınca çalışıyor bizde ama sizde çalışmıyor herhalde. Efendim? Mouse'la, fareyle basarsanız ama... Öyle basıyorum ama... Fareyle şey, Eğitim programı yoktur Sayın Direktörüm, ondandır.
Ondandır. Yani burada evet. Bunun esprisi şöyleydi hocam. Modellemedeki X ve Y yönünde hani diyoruz ya %90'a yakın azaltıyor deplasmanı. Hem evet. Ne kadar düzenli olduğunu hem de deplasmanın ne kadar az olduğunu burada görebiliyorsunuz. Ama o zaman bunu geçelim. Belki biz sonra biz paylaşıp ekrandan göstermeye çalışırız. Bu da İstanbul'un en eski doğum hastanesi hocam. Zeynep Kamil Kadın ve Doğum Hastanesi. Zaten İstanbul'da Zeynep ve Kamil ismi çok ya. Bu hastanenin de çok doğandan ötürü. İşte 30 bin metrekare, 400 yatak kapasiteli bir hastaneydi burası. Ama tabii 1950'lerin veya 40'ların şartlarına göre yapılmış ve betonarme elemanları çok kötü. Böyle işte 20'ye 20 kolonlar. Devam edelim. Hatta bazı yerde mesela bir katta kolon devam etmemiş. Onu görüyorsunuz. Kolonlar ne kadar narin görüyor musunuz hocam? Yani çubuk gibi. Çubuk gibi. Artık ölmüştü. Biz bu binada bütün kolonları mantoladık. Bir, yaptığımız iş. İki, X ve Y yönünde burada 4-5 tane blok var. Toplam 80 civarı perde koyduk her iki yönde. Bütün binaları toplarsam yani bütün blokları toplam 80 civarında da perde duvar ilave ettik. Bir de içini tamamen yeniledik. İçini ve dışını. Mesela cephesini görüyorsunuz burada. Yeşil olan dış cepheyi. Evet. Şimdi bir soruya gelelim. Evet. Buradaki işte çok hummalı bir çalışmaydı. Bir öncekine gelebiliriz. Burada evet. Perde duvar yapımını görüyorsunuz. İşte kolon mantolaması, perde duvar, temellerin oluşturduğu. Temel yoktu. Temel oluşturduk. Ve burada hakikaten odalarda ki alçıpanların arasından çok kötü, hijyenik olmayan burada söyleyemeyeceğim şeyler çıktı. Çok kötü durumdaydı hastane hakikaten. Sağlık hizmeti veremeyecek duruma gelmiş neredeyse. Daha sonrasına geçelim. Bir sonrakine geçelim. Evet, bütün altyapısıyla, cephesiyle, içiyle beraber bu hastane şu an hizmet vermeye başladı. Bu hastaneyle ilgili şöyle de bir bilgi verelim. Burası İstanbul'un en köklü, Türkiye'nin en eski doğum hastanesi diyebiliriz. Burası TUS'ta yani uzmanlık sınavında birinci sıradan 13. sıraya gerilemişti. Biz yaptıktan sonra tekrar birinci sıraya çıktı hocam burası alanında. Evet, ilginç. Devam edelim. Evet, son hali. Evet, bu da yeni yapacağımız projelerimiz. Kartal Lütfü Kırdal Onkoloji Hastanesi 150 yatak demiştim, 46 bin metrekare. Devam edelim. Bu da kamu projelerinde ilk BİM uygulamasını burada yapıyoruz hocam. Building Information Modeling diye, yani bina bilgi modeline göre yapıyoruz. Bunu biraz açacak olursak devam edelim. Burada bütün kesitler, mekanik, elektrik, statik projeleri siz oturtabiliyorsunuz ve bunlar çakışıyor mu, bir yanlışlık var mı, işte kesit metraj bilgileri, işte asma tavan içinden neler geçiyor, burada görebiliyorsunuz herhalde. Yani bir kesit alarak içinde ne malzeme var, bu Building Information Modeling'de, BIM modelde bunu görebiliyorsunuz hocam. Bu çok ayrıcalıklı bir program. Devam edelim. Devam edelim. Evet. İşte bu da iç mekanları yine hastanemizin. Bir öncekine gelebilirsiniz. Burada işte girişi, yatak odaları, servis katları, her servis katı ayrı renge boyuyoruz. Ve çok güzel, Türkiye'nin en modern onkoloji hastanesi olacak inşallah. İnşallah. Devam edelim. Ayrıca Haydarpaşa Siyahmersek Sağlık Kampüsü ile ilgili de bir projemiz var hocam. 150 bin metrekare 580 yatak yeni kapasite oluşturuyoruz. Abdülhamit Han zamanında yapılan tarihi binayı önde görüyorsunuz hocam. Aslında bu binanın sağ tarafında bakıyorsunuz 3 tane kanat var giden arkaya doğru. Ama sol tarafındaki kanatlar yapılmamış o zaman.
Sol tarafında biz depreme güvenli olmayan, sonradan ilave edilmiş binaları yıkıyoruz. Orada tarihi binayı gösterecek, açacak şekilde bir meydan tasarlıyoruz. O meydanın arkasına da bir kolonatla yeni binayla eski binayı ayırıyoruz. Orası kolonat, evet orası. Ve eski binayı da biz iki blok olacak şekilde arka tarafta inşa ediyoruz. Siyami Ersek'in kulesiyle beraber de Siyami Ersek biliyorsunuz kalp damar alanında uzman bir hastane. Haydarpaşa'da genel hastane olarak çok önemli bir hastanemiz. Bu iki hastaneyi bir arada çalıştıracak bir model kurduk burada. Devam edelim. Yine arka taraftan bir görünüş. Devam edelim. İşte meydanımız. Devam edelim. Üstten bir bakış. Evet. Yine işte hastaların buradan gireceği, ferahlayacağı alanlar. Devam edelim. Bir de bizim hazır böyle sizi yakalamışken hocam, öğrenci arkadaşlarımızı da İPKB olarak sürdürülebilirlik alanında neler yapıyoruz? Ona da çok kısa değinmek isterim. Çok kaynak iyi. Ve enerji kullanımında verimliliği önceliyoruz projelerimizde. Yeşil Hastane konseptinde çalışıyoruz. Özellikle Ok Meydanı ve Göztepe ve Kartal'da bir gold sertifikası alacak şekilde çalışmalarımızı yaptık. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Özellikle enerji ve atmosfer kategorisinde mesela işte puanlama yapıyorlar hocam. LEED sertifikası. Evet. Biz özellikle cephelerde cephenin çok iyi bir izolasyona sahip olmasını önemsiyoruz. İşte burada gölgeleme faktörlü camlar, yüksek performanslı malzemeler kullanıldı. Dolayısıyla ne yapıyor hocam? İyi derecede bir konfor sağlarken yazın soğutma enerjisi sarfiyatını, kışın da ısıtma enerji sarfiyatını düşürerek bu cephe ve cam sistemlerimiz tasarruf sağlamakta çok önemli miktarda. Devam edelim. Evet, devam edelim. Ayrıca işte yoğuşmalı kazanlarımız, yüksek verimli trijenerasyon sistemimiz, ısı geri kazanımlı havalandırma sistemimiz var. İşte bu trijenerasyon sistemimizle biz işte elektrik enerjisinin %35-40'ını üretebilirken yine ısıtma sisteminde kullanılan sıcak suyun %55 ila %60'ını bu sistemden karşılayabiliyoruz. Yine işte pompa, klima santrali gibi tüm ekipmanlarda yüksek verimli enerji sınıfına giren ürünleri tercih ettik. Dolayısıyla hani nasıl diyelim, sinekten yağ çıkarılır ya hocam, burada hiçbir şey boşa gitmiyor. Bakıyorsunuz bir şeyden ısı çıkarken o başka bir kazan ısıtmasında kullanılıyor. Veya soğutmada dediğim gibi dışarıdan alınan soğuk hava veya kullandığımız soğuk havayı tekrar kullanabiliyoruz defalarca. Devam edelim. İşte bu trijenerasyon sistemi en solda görüyorsunuz. Ondan sonra hemen yine yoğuşmalı kazan tiplerimiz, ki bunlar çok verimli. İşte havalandırma sistemlerimiz, pompalar, klima santralimiz hep dediğim gibi verimli ve akıllı sistemlere göre tasarlandı ve yapıldı. Şu anda da çok verimli bir şekilde hastanelerde hizmet veriyor. Devam edelim. Ayrıca yine aydınlatmada bütün sistemlerimiz LED aydınlatma armatürleri kullanıyoruz hocam. Her mekan için amaca yönelik özel aydınlatma tasarımı yaptık. İşte bir doktor odasıyla ameliyathanenin veya koridorun aydınlatması hepsi farklı farklıdır. Ve farklı olarak da izlenir ve kontrol edilir. Devam edelim. İşte polikliniklerimizden örnekler. Evet, süzme sayaç ve kalorimetrelerimiz. Bunlar da bize neyi sağlıyor hocam? Analiz yapmamızı ve harcanan enerji ve kaynak miktarlarını tespit ederek izleme ve değerlendirme yapmamızı sağlıyor bu sayaç ve kalorimetreler. Devam edelim. Evet, ve biz hedefimiz hocam yıllık enerji tüketimimizi de %36 oranında düşürüyoruz normal bir binaya göre. Bu da verimli bir hastaneye yapmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla biz Ok Meydanı, Göztepe, Kartal hastanelerimizi
bu hedefimizle ve yaptığımız işlerle verimli ve yeşil enerji tasarrufu bir hastane şeklinde yaptık diyoruz. Devam edelim. Yine az su isteyen peyzaj tasarımları, damla sulama sistemleriyle bütün peyzajı suluyoruz. Devam edelim. İşte yine örneklerimiz bizim peyzajlardan. Devam edelim. Evet, fan coil'den çıkan drenaj suyunu yine yeşil alanların sulamasında kullanıyoruz. Soğutma kulesine besleme suyu olarak yine gönderiyoruz. Bu suyu da tekrar kullanıyoruz. Atık su olmuyor. Devam edelim. Yine hastanelerde su verimliliğinde işte kullandığımız perlatörlü su armatürleri ve su verimli sifonlar sayesinde daha az su tüketiyoruz. Ve işte su modelinde de %20 daha az su kullanmış oluyoruz. Medikal ekipman altyapısında da yine bütün sistemlerimiz su verimli ve enerji tasarruflu olarak seçtik. Devam edelim. Dediğim gibi %20 verimli bir sistem kurduk burada da. Devam edelim. İşte bunlar kullandığımız bitkiler, yeşil çatılar vesaire. Devam edelim. Çalışanlar için yine bisiklet parkları, düşük karbon salınımlı araç park yerleri, elektrikli araç şarj noktaları koyuldu. Devam edelim. İnşaat atıklarının şebeke yoluyla su kaynaklarını kirletmesine engellenmesi. Bunlar inşaat yaparken özellikle kamyon temizleme alanları vesaire bunlara çok dikkat ettik. Çünkü buradaki inşaat atıklarının veya kirlerin özellikle hastane atıklarının ayrıştırılması ve öyle bertaraf edilmesi gerekiyordu. Bunlara da çok dikkat ederek buradan da biz tam puan aldık özellikle. Devam edelim. İç mekan yaşam kalitesi çok önemli. Bütün bizim odalarda açılabilir pencereler var. Doğal ışık ve doğal havalandırmaya çok dikkat ettik. Devam edelim. Yine işte odalarımız, tek kişilik ve çift kişilik, ameliyathanelerimiz özellikle. İşte kalıcı paspas sistemleri, gazlar ve kimyasalların bulunduğu mahallelerde negatif basınçlı egzoz sistemleri. Ve özellikle hocam COVID döneminde şunu gördük. Bizim hastanelerimizin kapasitesinin yüksek olması nedeniyle mesela yoğun bakımlar normalde işte pozitif çalışacakken negatif çalışmamız gerekti. COVID mikrobunun dışarıya çıkmaması için. Hemen biz yoğun bakımları bir basit bir ayarla kapasite ve akıllı sistemlerimizle negatif basınçlı şekle döndürdük. Ve dolayısıyla COVID salgının hastanelerde hasta hizmeti yapan doktor, hemşire ve hasta bakıcılar özellikle ve oradaki çalışan personel için bir tehlike teşkil etmesinin önüne geçtik. Yani eski hastanelerde bu hasta, hastanede çalışanlar için de çok büyük riskken bizim yaptığımız bu hastanelerdeki kapasite sayesinde ve kurduğumuz sistem sayesinde o çalışanların risk altında olmasını engelledik. Devam edelim. Yine işte gün ışığı alan yaşam alanları, çalışma verimliliğini artırıyor, göz konforu için azalan enerji maliyetleriyle birlikte gün ışığını mümkün mertebe kullandık. Devam edelim. Evet, yine insan sağlığına zarar vermeyen boya ve yapıştırıcılar. Evet, devam edelim. İki geri gelir misiniz hocam? Bir de iç bahçeyi de göstermiştik aslında. Bu da mesela Ok Meydanı ve Göztepe'de yaptığımız iş bahçeler. Bu da hasta yakınları için böyle bir mekan oluşturduk. Yani çıksınlar orada, hava alsınlar. Efendim işte kendilerini biraz bahçeyle, dış havayla hemhal olsunlar diye böyle mekanlar da tasarladık hastanelerimizde. Geçelim. Onu da geçelim. Evet, özellikle yine geri dönüşüme çok önem verdik burada hastanelerde. Devam edelim. Atık geri dönüşümünü özellikle dediğim gibi hastaneden çıkan, eski binadan çıkan atıkları özellikle hiçbir yere katmadan onu hastane ve kimyasal, biyolojik işte atık olarak başka yerlere taşıdık dönüştürmek için. Hijyenik su tesisatı planladık bunlarda hocam. Bunlarda bizim bakteri üreten
Legionella bakterisi diye bir hastalık var hastanelerde. Çünkü bu borularda durağan su var. Bu durağan suda hocam Legionella bakterisi ürüyor. Bu hastane bakterisi dediğimiz şey var ya, hastalara bulaşan, hasta eden. Onları bir sürekli sistemi hareketli kırarak orada bakteri üretmesini önledik. Ve Türkiye'de ilk olarak bizim hastanelerde bu hijyen sıvı su tesisatını başardık. Yine geliştirilmiş laminar flow ameliyathane ünitelerimiz var. Gördüğünüz üzere bu hastanın yaptığı sedyenin dört bir tarafında bir hava koridoru oluşturuyoruz. Ve ameliyat yapılırken dışarıdan oraya bir partikül veya başka bir şeyin gelmesi engelleniyor. Devam edelim. Yani hastane yapımı çok özellikli hocam. Kolay değil hakikaten. Evet, mucize hastaneler demek lazım yani. Evet, evet. Acil durumlarda iki kişiliğe dönüştürülebilen tek kişilik oda tasarımı yaptık. Her odada biz oksijeni çift başlıklı yaptık hocam. Acil durum hastanesi olabilsin diye. Devam edelim. Siz de belki çoğu şeyi ilk defa görüyorsunuzdur. Geleceğimizi güçlendiriyoruz. Beni dinlediğiniz için ve hocam böyle bir fırsatı verdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum katılımcılara. Sayın direktörüm, çok teşekkür ediyorum. Tıp fakültesi öğrencilerimizden 3 soru var. Bu soruları size göndermiştim. Evet. Arkadaşlarımızdan imkan olanlar kamerasını açabilir. Sayın direktörüm de aynı kare içerisinde bir hatıra görüntüsü de verebilir. Cansu Hanım benim öğrencim, sağ olsun bu sorumda yardımcı oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Öğrencimiz burada fakat kendi mikrofonu bozuk olduğu için soramıyor. Furkan Sadri Korkmaz. Cansu, iki soru vardı. İki soru Furkan'ın sorusu. Kendisi stajyer, doktor, 24 saat nöbet tutuyor. Sağ olsun buna rağmen bu derse katıldı. Buyur Cansu. Evet, öncelikle sesim geliyor. Evet, Gökhan Bey, teşekkür ederim. Bir jeofizik mühendisi olarak da hem eminim ki bu yapım aşamasında da zemine uygun yapılar yapmışsınız ve teknolojiye ve çağa uygun da çok güzel bir çalışmalar olduğunu düşünüyorum. İlk soruyu şöyle iletecek olursam, İstanbul depreminde, İstanbul'un özellikle deprem sonrasında itfaiyelerin giremeyeceği dar sokaklar, olası yangın müdahaleler içinde havadan müdahale ekibi var mı ya da böyle bir ekip kurulma planı var mıdır? Şimdi benim bildiğim kadarıyla zaten şu an adalarda vesaire hani böyle yangın çıktığında Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman Bakanımıza ait havadan helikopterlerimiz ve uçaklarımız çalışıyor. Yani denizden işte suyu alarak veya en yakın gölden suyu alarak ilgili yere hani bunun boşaltılmasıyla beraber müdahale ediliyor. Benim bildiğim hani öyle bir altyapımız var ama onun haricinde Orman Bakanlığı haricinde öyle bir kapasitemiz yok. Evet, ikinci soruya geçelim. Bir diğer soruda, İstanbul depremi sonrasında güçlendirilmiş, yeniden inşa edilmiş veya depreme dayanıklı yapılmış hastaneler 15 milyondan fazla nüfus için İstanbul sağlık hizmetini karşılayacak kapasitede mi? Ve bunun yanında ek önlemler nelerdir? Tabii bizim özellikle yaptığımız bu yeni hastanelerimiz, dedim ya sunumda da, drenaj hastaneleri olarak planlandı. Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul için planı, bizim yaralılarımızın bu drenaj hastanelerine gelmesi, daha doğrusu önce bu hastanelerin tahliye edilmesi en yakın illere, ancak işte ameliyat olacaklar kalacak. Daha sonra da depremde yaralananlar buraya gelecekler. Burada acil müdahalesi yapılması gerekenler, ameliyat olması gerekenler yapılacak. Ve daha sonra da bunlar yine en yakın illere, çevre yerlere hem deniz yolu, hem hava yolu, hem kara yoluyla tahliye edilecek. Bizim afet planımızda bu geçmekte. Evet, son soruda gene stajyer doktor öğrencimiz Fatih Sağlam'a ait. O soruyu da iletirsen hiç olmazsa onun sorusunda. Şöyle bir soru sorulmuş. Olası büyük bir Marmara depreminde Kanal İstanbul yapım aşamasında veya sonrasında depremin sonucunu etkiler mi? Olası bir durum olan öncelikle köprülerin ve hastanelerin yıkıldığı bir senaryoda
İstanbul'da Boğaz'la kanal arasında kalan milyonlarca insan nasıl tahliye edilecek? Yaralara acil müdahale nasıl ulaştırılacak gibi lojistik destek nasıl sağlanacak? Evet, valla biz şöyle, biz mühendisiz, köprü ve yolların biz yıkılacağını düşünmüyoruz. Biz deprem yükünü alarak onları hesaplıyoruz. İstanbul'un gerek köprüleri, gerek işte viyadüklerde de güçlendirme yapıldı. Bizim planlarımızda bunların yıkılacağı öngörülmüyor. Dolayısıyla bunlar işleyecek. Biz ona göre planlarımızı yapıyoruz. Evet, sorularımız tıp öğrencilerinden gelen sorular bunlar. İki jeofizik mühendisi öğrencim de biri Medine, biri Cansu. Onların da soruları varsa o soruları da aldıktan sonra 5'te Sayın Direktörümün bir toplantısı var. Dersimizi 5'te bitirmemiz lazım. Buyur Cansu, senin var mı bu soruların dışında bir soru? Medine'nin bir sorusu var. Medine'ye bir söz verelim. Buyur Medine. Kazım Bey'e tecrübelerini paylaştığı için teşekkür ederim, bilgilerini bize ilettiği için. Ben sismik yalıtım sistemi kullanırken dayanım ve ekonomik olarak nasıl bir strateji uygulamamız gerek, ya da siz nasıl bir strateji uyguladınız inşaat mühendisleri olarak, bu konuyu biraz merak ettim. Şöyle, sismik izolatör tabii ki yani mesela her binada kullanabilir misiniz? Evet, kullanabilirsiniz ama ekonomik mi? Değil. Dolayısıyla biz özellikle yapının stratejik olmasına, dedim ya hastaneler drenaj hastanesi, deprem anında çalışacak ve İstanbul'un en merkezindeki, biz kalbindeki hastaneleri yaptık. İşte böyle bir hastanede ekonomikliğine de tabii bakıyoruz bir ölçüde, ama mühendis olarak özellikle o binanın deprem öncesi, sırası ve sonrasında ayakta kalması bizim için en büyük unsur. Ve bunun için de biz %7 ile 10 arası bir ek maliyete katlandık. Bunu siz ama kendi özel inşaatınızı yaparken, ben %10 maliyete katlanırım. Benim binam deprem sonrasında hiç çatlaması, patlamasın, hemen içinde ben hiç çıkmayayım diyorsanız vesaire, kalacağım diyorsanız, siz de bunu yapabilirsiniz. Ama mühendislik teknikle beraber ekonomikliğinle bir arada değerlendirdiği bir meslektir. Dolayısıyla biz ekonomik, teknik ve konfor şartlarının hepsine beraber bakarak karar veriyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler Medine. Evet, sorusu olan var mı Sayın Direktörüm buradayken? Evet Cansu, var mı senin bir sorun? Evet, ilginç geldi bana. Tabii %10 maliyet bence çok büyük bir maliyet değil. Mühendisliği %10 standart satma zaten kabul edilebilir bir standart satma. Yani 500 bin liralık bir daire 550 bin liraya mal olacak demektir. Öyle değil mi? 500 bin veren kişi 550 bin verecek. O nedenle de tabii ki bu maliyetsiz bir sistem. Çünkü insanların hem canını kurtarıyor, insanların yaşamış olduğu hem mekanları kurtarıyor. O mekanlardan oluşan şehri kurtarıyor. Aslında böyle bir maliyeti %10 olan bir sistem varsa, ki bu hayat kurtarıyor ve deprem izolatörü demek, depremin şiddetini, depremin gücünü binaya geçirmiyor. Tabii bu izolatör sistemlerindeki maliyet düşüyor mu? Bunun yerlisi, millisi var mı? Yoksa bunlar dışarıdan ithal mi ediliyor? Acaba Türkiye'de mi üretilen izolatör sistemiyle Türkiye dışında üretilen izolatör sistemler arasında bir fark var mı? Hocam şöyle, Kazan'da bir fabrika kuruldu. Şöyle herhalde 3 yıldır falan üretime geçti. TIS diye, TIS aslında kısa adı. Kazan'da, Ankara'da bir üretim yapılıyor yerli ve milli olarak. Genel olarak yurt dışından da ithal edilenler var. Özellikle kauçuk tipi işte Yeni Zelanda'da, Japonya'da, işte Malezya menşeli olanlar var, kullanılıyor. Biz mesela üçlü sarkaç tipini kullanmıştık. O zaman zaten Türkiye'de daha henüz üretilmiyordu. O Amerika'dan biz direkt ihraç ettik. İtalya'da yapılan izolatörler var. Dolayısıyla hani böyle bir dünyada üretim modeli var. Üretilen tabii her izolatör test olmak zorunda. Bunun test merkezleri var. Yine Amerika'da, San Diego'da, işte Tayvan'da, İtalya'da, bizim Eskişehir Üniversitesi'nde de açıldı. Ama işte kapasite olarak daha büyütmesi gerekiyor diye bilgim var. Böyle bir izolatör ekonomisi ve sistemi dünyada var diyebilirim, toparlayacak olursam.
Sayın Direktörüm, vakit de bitti ama İstanbul Proje Koordinasyon Merkezi'nde kaç mühendis çalışıyor? Bu mühendislerin arasında jeofizik mühendisi var mı? Yoksa ileride onlar için bir pozisyon açılma durumu olabilir mi? Bizim hocam 15 tane mühendis mimar arkadaşımız var. Geoteknik mühendisimiz var, çalışıyor ama jeofizikçimiz yok. Jeoloji ve jeofizikçimiz yok. Onlar genelde dışarıdan hizmet alımıyla alıyoruz. Burada bizim arkadaşlarla değerlendirip yürüyoruz ama dışarıdan bu tür etütler, hizmetler alınıyor hocam bizde de. Tabii dışarıdan alınan bu tür hizmetlerin denetimini yapacak bir jeofizik mühendisi içeride olması durumunda bu sizin işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Çünkü ben oda başkanlığı yaptım. Odalar biliyorsunuz dışarıdan hizmet veren jeofizik firmalarının yaptığı işleri denetliyordu. Bu tür bir denetim kalktıktan sonra da tabii ki her kurumun içinde bu tür zemine dair, jeofiziğe dair, jeolojiye dair, yer mühendisliğine dair denetim yapacak donanımlı profesyonel mühendis deneyimi ya da yüksek lisans yapmış mühendislerin olması çok önem arz ediyor. Çünkü gerçekten küçük bir ihmal bile yapılan yerle ilgili bir çalışmada küçük bir ihmal bile büyük kayıplara neden olabilir. Tabii burada jeofizik mühendisi öğrencilerim var. Onlar tabii ki bu tür bir ortamda özellikle sizin liderliğinizi yapmış olduğunuz bu tür bir ortamda özellikle bu sunumunuzdan sonra bir çalışma imkanı var mıdır diye kafalarından geçmiştir. Ben de onların arzularını, isteklerini size direktörüm iletmiş olayım. İnşallah bir jeofizik mühendisi, özellikle benle çalışmış, benim yanımda uzmanlık almış bir jeofizik mühendisi ile sizin ekibiniz zaten güçlü ama yani yer mühendisi konusunda da sizi güçlendirecek bir arkadaşımız inşallah sizde bir çalışma fırsatı bulur temennisiyle bu sunumu bitirmek istiyorum. Son söyleyeceğiniz sözleri aldıktan sonra kaydı durdurabilirim Sayın Direktör. Çok teşekkür ediyorum. Ben de güzel bir program oldu. Hastanelerimizi anlattık, yaptığımız çalışmaları anlattık. Ben de bütün dinleyenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kayıt olduktan sonra kayıt da dinler arkadaşlarımız. İstifade edeceklerini düşünüyorum. Saygılar sunarım. Herkese başarılar diliyorum. Sayın Direktörüm, ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki anlatacaklarınız burada anlattıklarınızdan misliyle çok fazla. İnşallah bir başka fırsatlarla, başka vesilelerle tekrar görüşme imkanımız olabilir. Hiç olmazsa bu ilk uzaktan eğitim teknolojisi yaptığımız bir yayın oldu sizde. Teşekkür ediyorum zamanınızı ayırdınız, emeğinizi verdiniz. Görüşmek üzere, saygılarımı sunuyorum. Saygılar, selam.